Ev Okulu Derneği nedir, neye hizmet eder? Tamam. Kısaca bahsedelim. İzleyicilerimiz de hatırlasın. Öğretmen dersten uzaklaştıkça evet, sınıf güzelleşir. Eğer öğretmen sınıfta çocuklar şimdi ders anlatmayacağım, hatıralarımdan bahsedeceğim ya da askerlik anılarından bahsedeceğim dediğinde öğrenciler bir anda dikkat kesilir, ilgiyle izlerler. Sınıftan uzaklaştıkça aslında okul güzelleşiyor. Eğer Türkçe dersinde kompozisyonu kameriyenin altında yazıyorlarsa Türkçe dersi seviliyor. Fen dersleri atölyede işlendiğinde gayet keyifli geçiyor. Beden eğitimi derslerini de seviyorlar. Çünkü spor salonunda ya da bahçede işleniyor. Müze gezisi deyince acaba izleyicilerimiz ne anlıyor? Müzeye gitmeyi anlıyorlardır. Evet. Ama okul gezisi deyince acaba ne anlaşılıyor? Okula gitmek mi? Elbette hayır. Okul gezisi deyince okul tarafından organize edilen, dışarıya yapılan geziler anlaşılıyor. Bunlar müzeler, hayvanat bahçeleri, karakollar, fabrikalar, iş yerleri. Herkesin okuldan büyük beklentileri var Dilara Hanım. Bize göre bunlar okuldan büyük beklentiler. Ve herkes şunu söylüyor: okul hayata hazırlar mı? Biz de şunu söylüyoruz: mezunlar hayata hazırlar mı? Bu cümlelerimde asla izleyiciler okul karşıtlığı falan anlamasınlar. Biz okulun muhakkak olması gerektiğini söylüyoruz. Ancak hak ettiği anlam ve değerle birlikte. 3 şey var ki aslında bir başkasına havale edilemez. Bunlardan bir tanesi sağlık. Hatta bu dönemde bunu çok iyi yaşadık, hissettik. Doktor var, hastane var diye kendi sağlığımızı ihmal edemeyiz. Evet. Şimdi Sağlık Bakanımız açıkladı, D vitamini güneş dedi. Ne kadar güzel. Organik besleniriz, dikkatli yeriz. İkincisi güvenlik. Asker var diye, polis var diye güvenliğimizi ihmal edemeyiz. Aracımıza alarm taktırıyoruz, apartmanımıza güvenlik kamerası taktırıyoruz. Ziynetlerimizi masanın üstünde bırakmıyoruz. Üçüncüsü ve aslında bugünkü Dünya Değiştikçe programının da konusu eğitim. Okul var diye, öğretmen var diye evde eğitimi ihmal edemeyiz. Aslında eğitim evde başlar. Aslında ev eğitimin merkezidir ve aslında her ev bir okuldur. Bize göre çocuğun ilk evi annenin karnıdır. Çocuğun ilk okulu da aslında evidir. Evet. Bu noktada dünyada özellikle gelişmiş ülkelerin başını çektiği ülkelerde ev okulu, homeschool, homeschooling diye İngilizcesinden biliyoruz, yaygın olarak kullanılıyor. Bu yüzden 12 yaşında üniversiteyi bitiren süper çocuk, 14 yaşında doktora öğrencilerine ders veren dahi çocuk gibi haberleri internette okuduğumuzda maalesef Türkiye'den duyamıyoruz. Evde eğitime mi bağlı diyorsunuz hocam? Evet, homeschool sisteminin uygulandığı ülkelerde erken mezun olma koşulları vardır. Yani eğer hızlı gidiyorsa hızına mani olan bir yapı yoktur, mekanizma yoktur. Erken de mezun olabilir. Böyle çocuklarımız var. Mesela üstün zekalı olarak tanımladığımız bir kesim klasik eğitim sistemlerinde bir takım mağduriyetler yaşayabiliyorlar, zorluklar yaşayabiliyorlar. Ve sadece şu an Amerika'da çocukların, öğrencilerin %7'si ev okulundan mezun oluyor. Akademik eğitimi evde alıyor. Bunun belli koşulları da var. Bunu söylerken şu da doğru anlaşılsın: herkese, her aileye ve her çocuğa uygun bir sistem değil ev okulu sistemi. Ama evet, bazı aileler ve çocuklar var ki hakikaten onları rahatlatan bir sistem. Ve belki izleyicilerimiz şu an tamam akademik eğitimi evde alıyor ama akranlarıyla buluşamayacak bu çocuklar, nasıl sosyalleşecek falan diyebilirler. Yine sadece Amerika'da 100'ün üzerinde ev okulu vakfı derneği var. Türkiye'de sadece bir tane ev okulu derneği var. Ve bu aileler haftanın belli günleri çocuklarıyla birlikte sanat, spor ve atölye çalışmalarında bir araya geliyorlar. Etkileşim içerisine giriyorlar. Ve Amerika'da Stanford, Yale, Harvard gibi yüksek nitelikte üniversitelere gitme yüzdeliği ev okulu sisteminden mezun olanlarda çok daha yüksek. Hem devletin hem özel sektörün yaptığı akademik başarı sınavlarında %20 ila 30 oranında daha fazla başarı gösteriyorlar, akademik başarı. Ve sosyallik, iletişim becerilerinde %80'e varan oranda artı bir beceri görüyoruz. Yani hayal gücümüzü zorlayan bir sistem. Bu noktada ben yasaları soracağım. Evet. Yani Türkiye'deki eğitim yasaları buna şu an yasal olarak bir aile çocuğumu ev okulundan mezun edeceğim dediğinde şu an itibariyle yapamıyor. Ama bu şu an itibariyle pandemi süreciyle birlikte ev okulu bir dernek, bir vakıf, bir STK şu an Türkiye'nin en çok takipçi kitlesine sahip, takip edilen, ilgi alaka gören bir derneği vasfına geldi. Haftalık web sitesine giriş bazı haftalar 1 milyon IP'yi geçer hale geldi. Bu ciddi rakamlar. Tabandan gelen talebin, isteğin ve arzunun bir yansıması esasında. Aileler özellikle bu pandemi sürecinde evde eğitim, evde yapılabilecek çalışmalar gibi aramalar yaptıklarında karşılığında hizmet veren bir kurumu da görmeye başladılar. Evet. Ben bu noktada gelecekte, gelecek eğitim planlamalarında Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde de bunun ele alınacağını düşünüyorum. Zaman zaman da bu konuşuluyor, gündeme geliyor. Şu an tabii açıktan okuyan, biliyorsunuz açık öğretim üniversiteler var. Ön lisans, lisans. Evet, evet, evet. Ciddi bir sayıda 7,5 milyon civarında ön lisans, lisans, ortaokul, lisede öğrencilerimiz var. Milli Eğitim'in açıkladığı veriler olduğu için söylüyorum bunu. YÖK'ün de açıkladığı veriler olduğu için söylüyorum. 1.700.000 civarında da açıktan ortaokul ve açıktan lisede olan öğrencilerimiz var. Bakanlığımız sitesinde var bu veriler. Bu aslında daha yapılandırıldığında ailelerin evde eğitim sürecinde çocuklarına verecekleri destek noktasında onlar eğitildiğinde, desteklendiğinde çok daha nitelikli ve yapılanmış hale gelecek. Bu noktada bu bir taleptir, arzudur, ihtiyaçtır. Ve bir takım hızlı gidebilecek çocukların ülkemize değer olarak kazandırılması anlamında bunu hedefliyoruz. Tabii bizim vizyonumuz Türkiye'deki her bir eve bir eğitim ve mutluluk yuvasına dönüştürmek ve aile okul uyumu konusunda destekleyen çalışmalarımız var. Okula gitmesi sadece çocuğun evde eğitim sürecinin ihmal edilmesini de gerektirmiyor. Hocam, Ev Okulu Derneği umut vaat eden bir dernek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.